Senden önce ilk olarak bir gözlemlerini, insani durumu bir alalım. Daha sonra ayrıntılı konuşalım. Tabii ki. Birazdan zaten sizin için hazırladığımız bir de haberim var, izlenimlerimi içeren. Şöyle başlayalım ilk önce. Biz buraya cumartesi sabahı geldik. Önce Moldova sınırındaki İsakça sınır kapısına gittik. Neden? Çünkü Odessa, Rusya'nın füze attığı, abluka altına aldığı, ele geçirmeye çalıştığı çok önemli bir deniz limanı. Karadeniz kıyısındaki en önemli limanlarından bir tanesi Ukrayna'nın ve oraya yönelik yoğun bir abluka vardı. Dolayısıyla oradan gelecek olanları ve Donbas bölgesinden kaçarak gelenlerin giriş yapacağı İsakça sınır kapısındaydık ve oradan gelenleri cumartesi günü sizler için aktarmaya başladık. Şimdi sonrasında hemen söyleyeyim, oradan bütün sınırı yalayarak diyelim, sınırı takip ederek ikinci en büyük kapıya geldik. Ukrayna'dan buraya Romanya'ya geçişin sağlandığı şu anda bulunduğumuz Siret kapısına. Buradan sonra da Polonya sınır kapısı çok çok önemli. Esas en büyük göç ya da tahliye oradan gerçekleştiriliyor. Dolayısıyla bizim için, benim için çok önemliydi sınır kapılarının nabzını tutmak, buranın ne durumda olduğunu seyircilerimize aktarmak. Neden? Bütün yayınlarda da bunun altını çizdim Emin. Çünkü diplomasi trafiğini konuşuyoruz, analizler yapıyoruz. Putin ne dedi, Zelenski ne dedi, görüşmelerden ne çıkar, efendim Rusya'nın stratejisine, Ukrayna'nın stratejisine, AB ne diyor, Amerika ne diyor. Bütün bunlar tabii ki çok önemli. Bu program esnasında da konuşacağız, analizlere bakacağız, değerlendirmeler yapacağız, yorumlayacağız. Ama üst siyaset ne olursa olsun günün sonunda dönüp dolaşıp bu savaşın, Rusya'nın bu işgalinin bedelini siviller ödüyor. Dolayısıyla benim için Ukrayna'ya geçmeden önce, Ukrayna topraklarına geçmeden önce en önemlisi sınır kapısında yaşananları aktarmaktı. Ve öyle başladık. Cumartesi günü geldik. Pazar günü dün de buradaydık. Gün boyunca yayınlar yaptık. Bugün de burada nabzı tuttuk ve çok çeşitli röportajlar yaptık. Şimdi kısaca özetlemem gerekirse, tabii 3 gün boyunca çok fazla yayın yaptık. Tekrar da düşmek istemiyorum ama genel olarak bir çerçeve çizmem gerekirse. Şu anda en son pazar akşamı açıklanan göçen sayısı, yani tahliye edilen sayısı, Ukrayna'dan çıkan insanların sayısı 1,5 milyon Birleşmiş Milletler verilerine göre. Ama baktığımızda muhtemelen bundan daha fazlası var ve olmaya da devam edecek. 2 milyon insanın Ukrayna'yı terk edeceğinden bahsediliyor. Bu çok çok ciddi bir rakam. Neden? Daha büyük göç krizleri gördük biz, yani mülteci akını gördük, göç gördük, büyük krizler gördük, savaşlar gördük, gerçekler, insanlık dramları gördük ama bunlar zamana yayılmış sayılardı. Türkiye mesela resmi rakamlara göre 3,5 gibi gözüküyor ama 5 milyona yakın Suriyeli göçmeni aldı. Fakat burada olan olay, 1,5 milyon insan bir hafta içinde ülkeyi terk ettiler. Bu kadar büyük bir göçten, tahliyeden bahsediyoruz ve dolayısıyla Avrupa Birliği ülkeleri şöyle diyorlar. İkinci Dünya Savaşı'ndan beri Avrupa topraklarının gördüğü en büyük göç dalgası. Orada tabii bir eleştirimiz var. Suriye'yi kendilerini ilgilendiren bir göç olarak görmekte hep direndiler. Çünkü Türkiye tampon bölgeydi, tampon ülkeydi, en büyük yükü çeken ülkeydi. Dolayısıyla Suriye'den gelen, Afganistan'dan gelen, Irak'tan gelen mültecileri, göçenleri hep Türkiye'nin ya da bölgenin sorunu olarak gördüler ve bunu da ciddi pazarlık konuları da yaptılar. O bakımdan duruşları son derece eleştirildi ve eleştirilmeye de değerdi. Onu kendi meseleleri gibi görmediler ama işte döndü dolaştı bu savaş, Rusya'nın bu işgali onların ortasına koskocaman bir göç sorunu getirdi, koydu. Ve gerçekten çok yüksek rakamlar. Şimdi ve Romanya şu anda en büyük göç edilen ülkelerden biri. Ama en büyük tahliye edilen insanı alan
ve ilk önce bağrına basan Polonya. Polonya'ya 1 milyondan fazla insan giriş yaptı, Ukraynalı giriş yaptı ve daha da sayının artması bekleniyor. Sadece bu sabah girenlerin sayısı 48 bindi. Düşünün. Şimdi birazdan röportajlarımızı da göreceksiniz. Aslında buranın adını koyalım. Ukrayna'dan şu anda kadınların ve çocukların göçü yaşanıyor. Bu göç kadınların ve çocukların göçü. Küçük çocuğu olan kadınlar Ukrayna'yı terk ediyorlar. Genç kadınlar, kadınlar, çocuklar. Arkada geride oğullarını ve kocalarını, sevgililerini bırakarak ya da babalarını bırakarak. Çünkü Ukrayna'da sivil bir direniş sürüyor. Orada kalanlar var. Ve bunu da gelen haberlerden zaten dinliyoruz. İlerleyen dakikalarda Ümit Bektaş bizimle birlikte olacak. Foto muhabiri meslektaşımız. O gerçekten sıcak alanda birebir görüntüledi. Olan biteni. Ukrayna ordusunun yetmediği yerlerde milis güçler de var. Ukrayna'ya gelen yardımcı destek savaşçılar da var. Askerler de var ama esas en önemlisi Ukrayna'da siviller kendileri organize oldular. Mahallelerde, sokak girişlerinde, Kiev'in çeşitli yerlerinde, köylerde barikatlar kuruyorlar, hendekler kazıyorlar. Bir takım patlayıcılar üretiyorlar naif bir şekilde oradan gelen gözlemlere göre kendilerine yönelik saldırıyı önlemek için. Yani kalan erkekler orada direnişteler bir anlamda rezistans sergiliyorlar ama buraya gelen göçün adı kadınlar ve çocuklar. Bir iki gözlem daha aktarayım sonra yaptığımız habere bakalım. Şimdi burada çok fazla yardım kuruluşu destek veriyor gelenlere. Gerçekten Ukrayna'da biliyorsunuz Yahudi nüfus çok fazla. Dolayısıyla Yahudi dernekleri de burada organize olmuş durumda. Romanya'daki Ortodoks Patrikhanesi de burada organize olmuş durumda. Ama en büyük yardımı dağıtan kuruluşlardan bir tanesi de AFAD. Gerçekten AFAD etkili bir çalışma yürütüyor burada. Her bakımdan burada hem yiyecek hem yardım gelenlere ilk yardım ulaştıran ekiplerden bir tanesi. Türkiye'nin sağladığı otobüslerle Ukrayna'dan Türkiye ile bağlantılı olan hem Ukrayna vatandaşlarını hem Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını hem de Azerbaycan vatandaşlarını tahliye ediyorlar. Bugün zannediyorum yani 8 tane 7 ya da 8 tane otobüs buradan geçti. İçerisinde yine kocası Türk olan Ukraynalılar vardı, çocuklar vardı ya da Ukrayna'da çalışan esnaf, işçi ya da orada yatırımı olan iş insanları vardı. Onlara da burada AFAD ilk desteği veriyor. Dolayısıyla burada büyük bir organizasyon söz konusu. Ama onun dışında burada çevre örgütleri, hayvan örgütleri, kadın örgütleri ve diğer sivil toplum kuruluşları, Romenler bu meseleye çok sahip çıkmış durumdalar ve gerçekten çok büyük bir sakinlikle yardım ulaştırıyorlar. Şunu da söylememiz gerekiyor. Ukraynalılar da çok inanılmaz gururlu ve vakur bir duruşları var. Buraya gelenler sakin biçimde geliyorlar. Röportaj yaptığımızda gözyaşlarını tutamıyorlar belki ama buradan otobüslere biniyorlar. Kimi Avrupa'nın bir takım şehirlerine, bazıları Romanya'da kalmak üzere, kimi İstanbul'a. Kimi Yunanistan'a, Azerbaycan'a gidenler var, İtalya'ya akrabalarının yanına gidenler var, Slovakya'ya geçenler var. Dolayısıyla sessiz sakin bütün bir hayatlarını küçük bir çantaya doldurmuş şekilde buradan ayrılıyorlar. Çoğu da bir hafta sonra döneceğini düşünerek gidiyor. Umut bu. Köpeğini bırakmadan, kedisini bırakmadan gelenler var. Düşünün yani hayvanlarını bile koruyarak geliyorlar ki kendi canları tehlikedeyken ve onlara da burada yardım kuruluşları destek veriyorlar. Hiçbir panik, hiçbir kargaşa, hiçbir şiddet ya da asabiyet olmadan devam eden bir süreç gözlemliyoruz burada. Dolayısıyla böylesine bir göç ya da tahliye diyebiliriz ama Ukrayna'nın içinde yollar hakikaten şu anda doğu tarafında artık gidilemez halde ama batı tarafından Polonya sınırına doğru daha da yoğunlaşarak tahliyeler artacak gibi. Bugün hem burada biraz nabız tuttum hem Türkiye'nin sağladığı otobüsle tahliye edilenlerle röportaj yaptım. Hem de buradaki Ukraynalı özellikle bir kadınla röportaj yaptım ki çok etkileyiciydi. Bir avukat ve daha dün diyordu ben bir avukattım, güçlü bir avukattım. Bugün artık mülteciyim.
hiçbir yerde çalışamam dünyada, ne olacağımı bilmiyorum. Küçük bir çanta aldım, şöyle hafta sonu seyahate giderken aldığımız çekçeklerden almış, en temel ihtiyaçlarını koymuş, oğlunun ihtiyaçlarına. Bir bilinmeze doğru gidiyorum diyor. Onlarla yaptığım röportajları dinleyelim. Buranın nabzını zannediyorum bu röportajlar, hem de Ukraynalıların nabzını size daha iyi verecek. Siret'teyiz hala ve Ukrayna'da